Bugünkü konumuz tekerrür, mekerrür, ikinci tekerrür ve ikinci mükerrür infazından bahsetmek istiyorum. Tekerrürün anlamı suçu tekrar etme anlamına gelir. Mükerrür ise suçu tekrar eden kişi anlamına gelmektedir. Öncelikle birinci tekerrürden bahsetmek istiyorum. Birinci tekerrür sayesinde infazınızı yükseltir. Yani cezaevine kaldığınız süre artar. Yani diyelim siz 1/2 infazla yatmak yerine 3/2 infaz yatacaksınız. Yani sen 3 sene ceza aldığını hesap edelim. 3/2 infazla cezanın 1/3'ünü yatacaktın. Yani ceza 1/2 infaz yerine 2/3 infaz uygulanacak. Yani siz cezanın 1/3'ünü cezaevinde yatacaksınız. Ondan sonraki 1/3'ünü denetli serbestten faydalanarak bitireceksiniz. Diyelim ki birinci tekerrür devam ettiği süre içinde sen bir suç daha işledin. O zaman da ikinci tekerrürden yakalanacaksın. Birinci tekerrür devam ettiği süre içinde tekrar suç işlenmesi halinde bütün ceza kapalı cezaevinde yatırılır. Peki 4/4 mükerrer ne demek? Geçmişte işlediği suçtan dolayı hüküm alan kişi mahkumiyeti devam ettiği süre içinde suç işlemesi halinde mükerrer denir. Yani mükerrer de 4/4 infaz uygulanır. Şöyle söyleyeyim, cezanın 4/4'ünü yatar. Diğer infaz sistemine göre 4/4 yatar. 10 sene hapis cezası almışsa 10 senesinde 10 senesi kapalı cezaevinde yatar. Yani ceza alan kişi hiçbir şekilde denetli serbestlikten yani koşulsal vermeden faydalanmaz. Tüm ceza kapalı cezaevinde geçirir. Dilerseniz sizler için şurada önerdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.